kitaptan mı, defterden mi bilmiyorum. Bilmemek değil ürküten beni. Yalnızlığım gebeydi korkularıma. Kimse yok aynamda. Oyunda yalnız başına kalmış, terk edilmiş sümüklü bir çocuğum. Ama sesim yok. Bağıramıyorum. Davut, ödünç ver sesini. Ya da sessizliğime eklen. Amansız bir heyulağı kovalıyor. Anlamıyorum. Yolumu kaybediyorum. Yol, gölge uzayıp gidiyor. Ardı sıra İbrahim son kulumu kıracak. Koparıp atıyorum başımı. İki soru işareti belirliyor yerine. Bilmiyorum. Tanımadıklarım benden hiç korkmadı. Ben korkarken tanımadıklarımdan. Düştüğüm her uçurumda bir el arıyorum. Çöl oluyor kalktığım yer. Yarılıp boşluğa düşüyorum. Takip edemiyorum ayak izlerini kum fırtınalarından. Bilmiyorum. Çirkinliğimi nereye saklayacağım? Sığmıyor içim dışarıya. Dudağımda can veriyor sırrım. Bir nokta oluyor tahtatımın gözü. Ben hala uyuyorum. Ağlarsan kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan söylesene. İkinizi kutluyorum. Ağzınıza sağlık. Evet, yepyeni bir program ile tekrardan karşınızdayız. İkinci programımızı yapıyoruz. Bunun sevinci içerisindeyiz. İlk programda çok sağ olun. Desteklerinizden ötürü Facebook'ta olsun, diğer sosyal mecralarda olsun. Bizi tebrik ettiniz. Böyle bir program yaptığımız için bizlere teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sizler sayesinde program yapıyoruz. Bunu ilk programlar ifade etmiştim. Manisa'nın ihtiyacı doğrultusunda böyle bir girişimde bulunduk. İnsanların sanata olan açlığını bir nebze de olsa elimizden geldiğince doyurmak istiyoruz. Tabii öncelikle konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Tabii. Mutlu Erim var, müzisyen dostumuz. Gözde Doğan hanımefendi, hayvan hakları savunucusu, aynı zamanda genç yazar. Pek çok soruyu soracağız onlara. Hazırsa başlayalım Melih'ciğim. Terletmeye yavaşlar. Başlayalım. Öncelikle bayan arkadaşımızdan başlayalım. Merhaba. Gözde Hanım, sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Olur, tanıyabilirsiniz tabii ki de. Nereden başlasam? Hep Manisa'da yaşadım. Hiç eğitim için bile ikamet değişikliğim olmadı. Yani anaokulundan hatta kreşten şu yaşıma kadar eğitimimi hala burada Manisa'da devam ediyorum. Şu an yüksek lisans
bitirme aşamasındayım Celal Bayar Üniversitesi'nde. Maliye teorisi, katılımcı bütçe, bir devlet bütçesi üzerine tez yazmaya çalışıyorum. İnşallah sonlanacak. Nasipse de uzmanlığımı alacağım ve daha sonra yoluma devam edeceğim. Bunun yanında köşe yazarlığı yapmaya çalışıyorum diyeyim. Hem kişisel gelişim anlamında hem de kendi tezime odaklı akademik anlamda biraz daha yazılar yazıyorum. Blog yazıları devam ediyor. Bu şekilde. Peki bir yazmak yandan da, sizin için yani sizde nasıl başladı? Yazmak nasıl başladı? Aslında ya hadi ben bir yazayım olmadı hiçbir zaman. Şimdi küçüklükten beri anne babanın çalışma telaşı içinde, sorumluluk içinde büyüyen bir çocuktum hep. Dışarı çıkmak için bile tabii cep telefonları yok, haber veremeyeceksiniz. Küçük not kağıtlarına anne ben bisikletteyim, o hala duruyor. Anne ben duş oradayım, o yanına tabii bisiklet çiziyorum, çocuk çiziyorum falan, somutlaştırıyorum videoda nasıl bir aşkla çıkıyorsam artık dışarıya. Bu şekilde ufak ufak daha sonra günlükler tutuyordum çok fazla. Hala daha saklı hatıra defterim var içinde işte. Bugün kalktım, kahvaltımı yaptım. O klasik günlükler aslında. Ama yine de yazılmış. Duygu geçişleri de otobüste işte bir insan görüyorum. Çok iyi bir insandı. Artık ne iyiliğini gördüysem o yaşta oraya not almışım. Bu şekilde ifade ede ede yavaş yavaş birike günlükler devam etti. Hala daha yazılıyor günlükler. Ne oldu? Manşet gazetesiyle başladık olaya aslında. Şöyle ki sosyal medyada İdil Hocam yazıyor köşe yazıları. Bir gün gördüm, okudum, takip ediyorum zaten sürekli. Çok hoşuma gitti, çok beğendi ve orada bir benim de paylaşma isteğim belirdi. Ya neden ben hep tek yazıyorum, kendime yazıyorum. Biraz da arkadaşlarım okusun, işte insanlar okusun. Belki yetişir, büyür, bir şeyler olur, somutlaşır, kitap haline gelir diye. Aradım, iletişime geçtim, yardımcı oldular. 2 sene önce falan bunu halkla artık paylaşma kıvamına geldi. Daha sonra bir blog açtım. Blog açtıktan sonra işte gazete yemekleri bir şeyler oldu. Orada akademik anlamda diğer bir gazeteye kanalize oldum diyelim. Köşe yazıları yani kişisel gelişim anlamında ya da deneme tarzındakiler biraz geri durdu. Akademik olanlara şu an yön verip geliştirme aşamasındayım. Bu şekilde hani bir bardak düşünün, son damlası damlamadan taşmaz ya, benimki de o şekilde oldu herhalde, birikmiş ve zamanı geldiği zaman evet bir paylaşma, bir yayılma düşüncesi, her şey akışında, doğal kıvamında gitti. Küçüklükten başladı yani. Küçüklükten başlamış. Ya biz okuldan çıkarken çantamızı atıyorduk eve direkt. Anne ben çıktım. Yok ben öyle bir şey demiyordum ama. Üzerime alınmıyorum. Aslında küçükten ben de öyleydim biliyor musunuz? Okula gitmiyordum 3 derslerde falan. Uyuyup böyle. Anne baba da çalışıyor tabii. Kızım bugün 3 ders anne. Halbuki uyuyorum. Gitmedim okula. Liseden sonra açıldım. Liseden sonra başka bir gözle oldum. Ne oldu daha liseden? Daha böyle eğitime, daha çok önem veren, daha okumaya yönelen, okuma alışkanlığımı bile liseden sonra edindim diyebilirim. Bir öğretmenin etkisi var mı burada? Lisem çok etkili oldu. Saruhan'ın Anadolu Lisem ve hocalarım. Buradan hepsini saygıyla anıyorum. Hakikaten bizde yemekleri çok büyüktü. Evet, öğretmenlerin etkisi çok büyük. Mesela benim 6. sınıfta ben de anayım. Çağla hocam vardı, sosyal bilgiler öğretmenim. Şu an mesela ben tarihçi olmak istiyorum değil mi? Biliyorsun evet. Sen bunu. Hatta programdan önce konuşuyoruz. Neşet tarihe fazla derin girme, insanları sıkma falan diye. 6. sınıfta sosyal bilgiler öğretmenimiz vardı. Çağla hocamız. Oradan buna selam olsun. Onun sayesinde tarihe çok meraklı olmaya başladı. Tabii kendinde de bir şeyler vardı da öğretmenlerin etkisi çok büyük oluyor. Mesela senin için Fevzi Hoca'ya diyebiliriz değil mi? Evet, Fevzi Hoca'ya buradan sevgilerimizi gönderelim. Programın başında okuduğum şiir kendisinindi. Zamana Dalan Sözler adlı kitabından. Onun da eline kalemine sağlık. Buradan selamlar yolluyorum. Peki biraz da sizi tanıyalım Mutlu Bey. Siz tabii neler yapıyorsunuz? Ben Bursa Karacabey doğumluyum. Yaklaşık 12 sene önce babam vefatından sonra Manisa'ya yerleştik. Allah rahmet eylesin. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Anne tarafı burada olduğu için anneannemlerin yanına geldik. Burada 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıfı burada tamamladım. Daha sonra ben liseyi okumak için Bursa'ya gittim. Bursa'da babaannemle, dedemle birlikte yaşadık bir güzel. Babaannem sağ olsun her sabah kalkardı, namazını kılardı. Sobayı yakardı, kahvaltımı hazırlardı, beni türkülerle uyandırırdı. Öyle vefalı bir kadındır. Asla unutamam. Onun yerini de kimse dolduramaz benden. Gel git derken işte liseyi bitirdik. Liseden sonra üniversiteyi kazandım. Peyzaj Teknikerliği Aydın'da. 2 yıllık bir üniversite geçmişim var. Okulumu tamamladım, diplomamı aldım. Üniversiteden geldikten sonra KPSS'ye hazırlandım bir sene boyunca.
Baktım benlik bir şey değil. Bayağı yoğun. Denedim şansımı, olmadı. Askerliğimi yapayım dedim. Acem Birliği Narlı Dere'ye çıktı, Usta Birliği Bornova'ya çıktı. herkes zaten bu tepkiyi veriyor. Direkt tatile. Hafta sonları falan geliyordum. Komutanlarım sağ olsun, görmezden geliyordular. Askerliğim bitti. Şu anda müzikle evimi geçindiriyorum. Ev kiramı yatırıyorum, elektriğimi, suyumu ödüyorum. Müzik sayesinde. Kısaca böyle. Neden müzik? Neden müzik? Direkt bodoslamak daldık. İnsanın doğasında vardır derler ya. Benim de öyle oldu. Ben 6. sınıfta, 7. sınıfta müzik korolarına girerdim okulda. İşte 23 Nisan kutlamalarında falan. Hep böyle korolarda çıkıp şarkı söylemek isterdim. Ne zaman da çıksam öğretmenimiz, o zamanki öğretmenimiz beni çıkarır, tek başıma solist olarak şarkı söyletirdi. Yani küçüklükten beri vardı içimde. Üniversitede ev arkadaşım gitaristti benim. Oh, tadından yenmez o zaman. Evet. Baktım gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Dedim ben niye yapmayayım, ben niye yapamayayım. Hemen internetten bir tane gitar siparişi verdim. Gitar bir geldi, bunun yarısı kadar küçücük. Mor renkli, böyle eflatunlu bir renkli. Ama var ya, bir göreceğiniz gitarı hala duruyor evde, saklıyorum. Öyle böyle derken ben başladım. Arkadaşım gösteriyor, ben yapmaya çalışıyorum. Beni kovalıyorlar, yanlarından gidiyorum, odama kapanıyorum, odamda devam ediyorum. Azmettim. 1,5 sene sonrasında şarkı söylemeyi de öğrendim, gitar çalmayı da öğrendim. Sahnelere başladım. Müziğe başlayanların dikkatimi çekti. Müziğe başlayanların ilk çaldığı alet gitar oluyor. Evet. Genelde öyle değil mi? Çok mu kolay gitar çalmak? Yani gitar kolay bir enstrüman yoktur. Enstrümanların hepsi zordur. Ama çalıp da söyleyebileceğin en güzel, en kolay alet olarak gitarı önerirler. Evet. Ya çalıp söylersin bunu, alırsın, kumsala gidersin, ateş yakarsın, ateşin başında arkadaşlarını toplarsın. Yani ateşin başında iyi oluyor. Evet. Akdeniz akşamları. Tabii ki. Peki şeyi merak ediyorum ben, bir şey sorabilir miyim? Hani tabii. Bu telli bir müzik aleti sonuçta. Evet. Şimdi kulak diye de bir şey var. Evet. Vurmalıya geçtiğinde, vurmalı denediğinde çok bir fark oluyor mu? Yoksa aynı şekilde oluyor ritim... Oluyor tabii ki de. Ama hayır. Ritimler kalıpları bellidir. Hı-hı. Ne çalarsanız çalın ritimler aynıdır. Hı-hı. Ama uygulayış yöntemleri farklıdır. Mesela ben aynı zamanda perküsyon da çalıyorum. Hı-hı. Kajon, işte ritim aletleri falan. Kajona geçtiğim zaman ben ders aldım gidip. Çünkü elle ritim çalıyorsun, çok farklı. Burada bu şekilde çalıyorsun, çok farklı. Evet, şimdi bende minik bir darbuka var da onu çok rahat çalabiliyorum. Hatta dedemle oda arkadaşıyız biz. Hani bazen çıkartıp dangıdı dungudu yardırıyorum darbukayı. Burada mı darbuka? Efendim? Burada mı darbuka? Keşke getirseydiniz. Keşke getirmedim, küçüktü ya. Gerçekten mi? Evet. Sizin müzikle aranız nasıldır? Yani ben dinliyorum sadece. Ve kendi çapımda mutfakta öyle bir şeyler yaparken hani hunharca söylüyorum. Bazen abartıp da bir diye. Komşular geliyor mu? Gelmiyorlar. Arada mesaj atıyorum. İşte sesim geliyor mu? Yok gelmiyor. Devam ediyor falan diye. Çünkü bizde bir tane üst komşumuz vardı. Taşındılar oradan benim yüzümden. Ya ben hep şarkı söylüyordum. Ya yani sesim iyi olmayabilir ama seviyorum çok söylemeyi. Bir de tek başıma söylüyorum. Evden kimse olmayınca. Hı hı. Bir de yüksek sesle söylüyorum. Müziği açıyorum, kulaklığı takıyorum. Onun eşliğinde söylüyorum. Aşağı geliyor. Bir şey mi oldu? Biri mi öldü? İşte yanlış, hata. İnsan önce kendi sesini duymalı. Sen kendinin sesini duymadan güzelleştiremezsin sesini. Ya tabii bizim amacımız müzisyen olmak olmadığı için. Olsun. Ben kendimi duymayayım. Kendi kulağına hoş gelsin. Ben kendimi duymayayım millet düşün yani. Zaten kötü, onu duymayayım yani. Bir ara Türk sanat musikisi işte konserleri olurdu bizde, böyle eğitimleri olurdu. Onlara katıldım. Bir o kadar müzik şeyim aslında, geçmişim. Ya müzik iyidir dinleyince. Hepimizin içerisinde bir müzik sevgisi var aslında. Her insanın içerisinde var da. Kimisi başka türlü çıkarmaya çalışıyor, kimisi de bu işe aynen, gerçekten evet. Kendini adıyor, Mutlu Bey gibi. Elinize yüreğine sağlık. Ve ruh haline göre de aslında dinlemek istediğimiz müziğin formu da değişiyor. Buna çok dikkat tabii ediyorum ki de, tabii ben. Ki de, tabii ki de. Başının ağrısına, kesinlikle. Uyku, mutlu oluşuna, sıkıntılı tamamen, oluşuna. Tamamen. İşte tezi yazarken bazen tabii gece yarısı 2-3. Gece çalışmayı seviyorum. İşte Baba Zula falan atıyorum böyle hareketli şarkılar, işte çifte telliler falan. Dedem uyuyor neyse ki. O genelde arkasını dönerken ben oynuyorum. İşte stresimi atıyorum o müzikle. Aynen. Yani KPSS'ye oradan... hazırlanıyorum. Ya öyle bir paragraf soruları var ki 20 tane çöz. Dur bir yarısında ben bir müzik kafa gidiyor. Kafa gidiyor. Hiçbir şey anlayamıyorsun.
elime gitarı alıyorum, bir şarkı çalıyorum. Sanki hiç test çözmemişim. Direkt bir test daha bitiriyorum. İşte ruhuna dokunuyor. Bir işe yaramadı gerçi ama. Olsun, yaramış. Belki ama daha iyi yerlere gönderecektin. Bu yüzden geride kaldı. İnşallah. Hiç belli olmaz. Peki siz Manisa Manşet gazetesine yazıyorsunuz. Blog postta köşe yazılarınız var. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde çalıştığınızı biliyoruz. Yani bunların hepsini yapmak yorucu olmuyor mu? Ah, onu bir de bana sor diyecek şimdi. Evet, yorucu olmaz mı? Hep bir şeylerden fedakarlık etmek zorunda kalıyorsunuz. Ya arkadaşlarınızla görüşmenizi öteliyorsunuz, ya gidemiyorsunuz. Dedemle birlikte de yaşıyoruz zaten. Onun da şeyleri oluyor, rahatsızlıkları oluyor. Ya da kendinize ayıracağınız vakti ona ayırıyorsunuz, hayvanlara. Ben yapmaya çalışıyorum diyeyim. Haktem'deyim. Haktem'in gönüllü üyelerindenim. Eskiden Kimsesizleri Koruma ve Yardımlaşma Vakfı vardı. Orada da bir iki sene Ümit Hoca ve Esra Hoca vasıtasıyla tanışıp iyiliklerimi dokundurabildiğim aktiviteler olmuştu. İşte ücretsiz dersler ya da kermeslere katılmalar. Şu an Haktem'de daha etkinliğimiz devam ediyor. Annemle birlikte, işte teyzem gerekirse. Haktem'de gönüllüye gerçekten çok ihtiyaç var ama sadece Haktem'de değil, bütün sivil toplum kuruluşları içinde böyle. Aslında ülkemizde sivil toplumun ve gönüllülük esasının arttırılması gerekiyor. Bu bilincin verilmesi gerekiyor. Sadece kendimiz için değil, başkaları için ya da başka canlılar için de fedakarlık yaptığımız zaman büyüyoruz, yetişiyoruz, paylaşıyoruz. Paylaştıkça da onları incitmemeye özen gösteriyoruz, emek veriyoruz. Aslında asıl bu şiddetlerin temeli de bu. Bir canlı için emek verdiğinizde ya da onun sevgisini gözünüzde, gönlünüzde hissettiğinizde ona zarar veremiyorsunuz zaten. Ki bu da küçük yaşlardan itibaren veriliyor insanlara. Elbette ki zorlukları var ama güzellikleri de var. Şöyle bir örnek vereyim. Eskişehir'e gitmiştim bundan bir ay önce. Gece yolculuğu yaptım tren. Sabah indim. Çantamda sabah dedim ki hani pazar günüydü, yer aramayayım poğaça almak için. 7-8 abarttım. 3-4 tane poğaça zulamıştım çantamın içine. İndim şey yolu, tramvay yolu. Kumrular acıkmış tabii. Sabah oldu. Veren yok, kimse onlara yemek vermemiş. Hadi dedim paylaşayım. Kıyamadım onları orada bırakmak aç. Hepsine dağıttım. Bir de harika bir şekilde kafanızın üstünden uçuyorlar, geliyorlar, yanınıza kadar yanaşıyorlar. Aa dedim, şeyler bitti, börekler bitti, ne yiyeceksin gözde? Olsun dedim, cebinde param var, elin ayağın var, gider alırsın. Dolaştım, bir sürü sokak var. Eskişehir hem çok büyük bir kent hem çok küçük bir kent. Hem ulaşım açısından ve kültür medeniyet açısından çok başka bir şehirmiş. Bu da benim ilk ve tek başıma gerçekleştirmiş olduğum, bilmediğim bir şehri deneyimleme gezimdi. Neyse, oradan bir sokağa döndüm, her yer kapalı. Yani poğaça börek hiçbir şey bulamazsınız. Bulunacak bir yer yok. Bir yere girdim. Eskişehir'in en güzel börekçisine girmişim, simitçisine. Neyse, orada da İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin sanat spor yönetmeni ya da spor hocası diye, şu an tam hatırlamıyorum. Öyle bir güzel insanla tanıştık. Kızım dedi, madem buraya geldim, ben sana gezilecek listeler yapayım. Eskişehir'i gezilecek. Bunları not al. Tamam hocam, kahvaltıyı yaptık. O başka masada, ben başka masada. Kalktım, ücret ödeyeceğim. Kızım ne yapıyorsun dedi. Hocam işte hayır, sen öğrencisin, buraya gelmişsin. Poğaça param benden. Allah Allah dedim, bak görüyor musun, kumruları doyurdun. Yarım saat geçmeden de senin karnın doydu bir şekilde. Aslında vermiş olduğunuz ya da yapmış olduğunuz iyilikler ya da fedakarlıklar zaman kaybı ya da maddi kayıplar değil. Bu size iki kat geri geliyor, gerek manevi gerek maddi olarak. Bunun da bilincinde olmak lazım. Bunları deneyimlemek lazım. Aslında çok güzel şeyler. Bunlara açık olmak gerekiyor. Herkesin ders çıkaracağı bir hikaye aslında. Yani farkındalık aslında. Belki de çok basit bir şey. Ya verdin, geçtin hani. Sen orada ondan bir karşılık beklemiyorsun ama onca dükkan kapalı, açsın ve senin de bir poğaçaya ihtiyacın var. Orada bir hocadan yiyorsun poğaçanı ve ücret ödemiyorsun. Gidecekler listesini alıyorsun. Cevap veriyorsun Tanrı aslında. Yani ya şöyle bir durum var. Keşke herkes böyle düşünse. Mesela köpekler şu an ticari araç olarak düşünüyorlar. Bizim dostumuz da onlar. Ne oldu da bu kadar ticari araçlar haline geldiler? Yani onu anlamıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben yetiştirilme tarzı ve insanların karakteriyle ilişkilendiriyorum bu durumu. Şimdi yine bir şehre gittik, oradan örnek vereyim. Arkamızda bir aile var, küçük çocukları var, yanımızda da bir köpek var. İşte artık ne varsa yanımızda vermeye çalışıyoruz. Bakkal diye bir şey de yok orada. Arkadaki aile, çocuk elindeki bisküvisini köpekle paylaşmak istedi. Götürüyor, veriyor. Annesi diyor ki, oğlum şişt, hayır yapma, bak ısıracak, şöyle olacak, böyle olacak. Evet tabii, anne gönlüdür. Anneliği deneyimlemedim, bilmiyorum. Onu da düşünecektir. Ama köpeğin bizi ısırmadığını,
maliye literatüründe de vardı. Ceteris paribus, yani sabit tutarsak köpeğimizi ısırmayacağı varsayımıyla yaklaştığımızda biraz daha ailenin çocukla iyi bir şekilde iletişime geçip yani höt köt yapma etme değil de oğlum bak köpek ısırabilir, tanımıyoruz. Hayvanların da bir karakteri var. Hakikaten bir duyguları. Şimdi bizde 6-7 tane hayvan kardeşimiz var. Hepsinin farklı farklı karakteri var. Biri sinirli, biri sevecen, biri gerçekten çok saf. Hiçbir şekilde ağzını açmaz, sana kızmaz, etmez duyguları var. O yetiştirilme tarzıyla çocuğa öyle yaklaştığın zaman çocuk o yaşında öyle büyüyecek. Yukarılara çıkacak. O zaten otomatikman çocuğa işte merhamet, işte dikkat ya da verimlilik, yardımlaşma, paylaşma duygusunu deneyimleyip onun hazzını aldığı zaman bunu otomatikman zaten devam ettirecek. Böyle düşünüyorum. Yani yetişme tarzıyla alakalı diye düşünüyorum. Böyle çocuklar büyütmeliyiz. Yani. Sadece hayvanlara karşı değil tabii ki de. Diğer insanlara karşı da bu şekilde. Biraz daha anlayışlı, biraz daha önyargısız, sevgi dolu, paylaşımcı. Şey oluyor mesela, köpek görüyoruz. Yani annemiz ve babamız öcü orada. Bak öcü seni ısırır gidersen. Evet tabii bu çok kullanılıyor. Bu da kötü bir şey yani. Biz sevmeye gidiyoruz mesela küçükken. Öcü ısırır seni bak. Öyle büyüyen çocuk sürekli geri ket vuruyor ve hani sürekli kendini çekiyor. Öyle değil mi? Hani bir şey yapar, bir şey yapar diye. Evde yaramazlık yaparken mesela mutfağa gideceğiz, bak öcü var orada. Öyle korkutuyorlardı bir de. Paçanı köpeğe susturdum senin. Bunun en güzelini de ben yaşıyorum. Ben pitbull bakıyorum. Çok güzel. Evet. Evet, evine çok gitmiyoruz. Güzel. Pitbull deyince insanlar korkuyor. Ürküyor ama hiç ürkecek canlar değil. Kesinlikle evet. Değil. Ve çünkü ben köpeğimi dışarı gezdirmeye çıkardığım zaman insanların öyle bir tepkisi var ya. Hani sokak boşalıyor ya. Yolu değiştiriyorlar. Evet. Ya zaten o köpek bir şey yapacak olsa ben onu dışarıya çıkarmam. Evet. Ya pitbull'a o kadar ön yargıları var ki insanların. Sanki canavar, sanki onları yiyecek yani. Onları yemesi için yaratıldı. Ya sen bir şey yapmasan. Halbuki öyle zaten hiçbir şey yok. Pitbull'larda da yetiştirilme tarzı. Evet, kesinlikle. Yetiştiren insanlar kötü olduğu için de halkımıza öyle bir izlenim oluştuğunu da söyleyebiliriz. Evet, tabii. Tabii ki de kavgalar için yetiştiriyorlar. Ya bir köpek kavgası nedir abi ya? Yapmayın gözünüz. Biz çok fazla yaşıyoruz. Bu da var. Mesela bu hayvanlarla ilgili, yani köpeklerle ilgili bir veterimiz var. Yönetmenimizden rica etsek onu alabilir miyiz? Onu bir izleyelim hep beraber. Evet. Bakın bu teyze anne diye. Hachiko. Geri gitti tek. Tamam. Teyze anne diye bir kız aslında. Kız köpeğimiz. Kendi yavruları vefat ediyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir canlının köpek yavrularını besledi bu kadın. Yani ayırmadı. Onun fedakarlığını hiç unutamıyorum. Sağ olsun Nesrin ablalar çok öne konmuşlardı. Teyze anneye şu an kan nakli yapılıyor. Bunu biz birlikte gitmiştik, birlikte yardımcı olmuştuk. Ve ilaçları da çok pahalıydı. Sponsorluk işte ilanı açmıştık sosyal medya üzerinden. Derneğimiz de kendi gelirleriyle yetemiyor zaten kendine ve gerçekten sponsora ve yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Bu şekilde ilaçları alınıp kendi arkadaşlarımdan da yardım istemiştim, hatta tek tek mesaj gönderip tekrar hayata dönmeye çalıştı. Çok şükür çok daha iyi. Bizden ayırmak yani kendimize, çünkü aynı dostumuz onlar bizim. Zaten fizyolojik olarak da biz nasıl kalp krizi geçiriyorsak onlar da kalp krizi geçiriyor. Kanser nasıl yaşıyorsak, bir ölen köpeğimiz evet vardı. O da kanserden vefat etti. Göğüs kanseriydi. İnsanlar şaşırıyor. Bilmiyoruz çünkü. İlgimiz değil belki de ama ya, dediğiniz gibi hem duygusal olarak hem fiziksel olarak bizden farklı değiller. Artık 21. yüzyılda insanların içerilerindeki insancıl duygular yavaş yavaş erimeye başladığı için yani ben bunları normal karşılamaya başladım artık, ama doğru değil, kesinlikle doğru değil. Ya şey gibi olmuyor mu böyle, hani daha çok apartmanlarda yaşıyoruz ya. Evet. Aslında topraktan geldik ama toprağa değmeye utanıyoruz. Evet. Aman çamur oldu, aman köpek değdi, ay kılı şey oldu, ay yutacağım, öyle oldu, böyle oldu derken çok büyük bir panik içindeyiz, çok büyük bir korku içindeyiz. Mutlu'nun dediği gibi ben de köpekleri işte tuvalete götürürken bahçe, zaten poşetle, kanunda da hani poşetle alıyorsunuz, evet, tabii ki büyük tuvaletini bu şekilde kolluyorsunuz, küçüğünü de yapabiliyor. Hatta ben yedek bile alıyorum yani, iki poşetle çıkıyorum. Anca çünkü. Evet. Biraz köpeğine büyük olunca. Allah ya şey var uzun ömürler versin. Bizim amin, arkadaşlarımız amin arasında. Mesela köpeği seviyorum. Ben de yeni yeni alıştım köpeklere. Çünkü ilkokulda pitbull'dan kaçtığım için yarış yapmıştım. Yapmaz olaydım. Ağaca tırmandım. Bekliyor aşağıda. Korktu. Onun korkusu içerisindeydim. Yeni yeni alıştım. Seviyorum köpeği. İşte selam vereceğiz. O elle bana selam verme deniyor mesela. Yani böyle şeyler var. O yüzden açtık bu konuları da. Çünkü onlar bizim dostumuz.
Yani evet, onları hayvanlar, biz insanlar onlar hayvanlar. Yani onlar kötü, yani hayvan diye hakaret ediyoruz mesela. Bu kötü bir şey bence. Ya da iyi söylüyoruz. Bence İnsan iyi söylüyoruz. Evet, evet. İyi insandan söylüyoruz. Daha iyisin. Çünkü onların gerçekten bir sadakati var. Bazı evet. insanlarda olmadığı kadar bir sadakatleri var. Onların verdiği sadakati, sevgi hiç kimse veremez. Karşılıksız çünkü öyle değil mi? Evet, karşılıksız. Ve bunu hissediyorsunuz. Yani peki şey soracağım size. Örnek aldığınız bir sanatçı var mı ya? Konuda konuya hemen alsın şey yapalım. Örnek aldım. Örnek aldım müzisyenler, sevdiğiniz. Bütün müzisyenleri severim. Ya çünkü sonuçta herkesin emek harcayıp değer verdiği bir şey bu. Hani yabana atılmaması gereken şeyler. Herkesi dinlerim. Ama hani en çok kimi dinlersiniz derseniz Yıldız Tilbe'lerim. Oh, Yıldız Tilbe zaten abay. Peki duyabilir miyiz bir Yıldız Tilbe'den, Yıldız ablamızdan bir şarkı? Olur tabii. Hemen ondan sonra ben soruyu soruyorum. Onu da düşünün. Neden Yıldız Tilbe? Sorular geç kalmışsın. Şarkıyı söylerken düşünecek onu. Biraz daha aşkı yitiriyor.
sağlık olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok sevdiğim bir şarkıdır bu da. Ben de söyleyeyim dedim de hiç yayından erken kaldırmaya gerek yok. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Yani doğaçlama şarkı türetelim mi? Tam mesela ona girelim ama önce ben neden Yıldız Tilbe diye sormuştum, onu merak ediyorum. Evet, ben de onu bekliyordum aslında. Neden Yıldız Tilbe? Tamamen kendine özgün bir kadın. Evet. Şarkıları tamamen kendine özgün. Kendini anlatıyor, her şarkısında kendini anlatıyor. Yani mantıklı, mantıklı şarkılar yapıyor. Saçma sapan şarkılar yapmıyor. Çok özgün evet, bir çok kişiliği var mesela. Twitter'da evet, çok gündeme geliyor. Evet. Ben oradan takip ediyorum kendisini. Çok özgün, çok. Evet. Diğerlerinden evet, farklı yani. Tamamen bütün zaten sebebi bu. Yani çok güzel bir sesi olan bir kadın. Daha onunla büyüdük yani. Daha ne kadar büyüdük, daha büyümedik ama bununla geçiyorum. Peki şey yapalım, biz size 3 tane birbirinden bağımsız kelime verelim. Siz onlara şarkı türetin. Biz de yardım eşlik edelim size. Hemen şimdi. Olur mu? Hemen şimdi. Şurada, şu an, şu dakika. Ya dur, araya bir soru sokalım. Tamam mı? Soruyu soktuk zaten ama ben duymak istiyorum onu. İyi, tamam sen. Onu duymak istiyorum. Tamam, hadi öyle olsun bakalım. Ne soralım? Pencere, tahta, sahil. Pencere, masada duruyor. Tahta, masa, nişe. Elimden geldiğince uydurduğum kadarıyla. Siz söylemek ister misiniz? Bir kelime mi söyleyeyim? Evet. Şarkı bir kelime söyleyebilirsiniz. Şarkı söylersem yayınlar gidebilir diyoruz. Şarkı değil de kelime söyleyeyim ben. Evet, tamam. Bir kelime siz, bir kelime Necdet, bir kelime ben söyleyeyim. İşi zorlaştırmak istiyorsun sen baya. Evet, terletmek evet, istiyorum. Benim üzerime oynuyorsun. Şey, alan fark eder mi? Sosyal fark etmez, fark etmez. Sen söyle. Pire. Damla. Diş. Zıp zıp damlayan pireler görmüştüm küçükken. Damla damla akıyordu gözyaşlarım. Dişlerim gıcır gıcır değildi hiçbir zaman. Fırçalamıyordum çünkü zor geliyor. Tebrik ederim, tebrik ederim. Teşekkürler, sağ olun. Doğaçlama harika bir şey ya. İnsanı evet, özgür kılıyor. Ya içinden evet, geldiği gibi davranıyorsun. Evet. Ki tiyatroda en sevdiğim olaylardan biri doğaçlama. Canlı yayında biraz zor oluyor ama. Oldu oldu bence oldu. Yayın kapandıktan sonra da yaparız. Aradaki farkı görürüz. Evet. Kapatmayız da kapanmış gibi. Sen öyle bil. Peki hemen ben bir soru soruyorum. Tabii. Şehrimizdeki sanat ortamını nasıl buluyorsunuz? Şehrimizdeki sadece Manisa mı, Türkiye olarak mı? Yok, Manisa. Manisa. Yetersiz. Yetersiz. Canlı müzede verilen değer sıfır. Mesela ne yapılması gerekiyor? Mesela ne yapılması gerekiyor? Daha iyi sistemlerle daha kaliteli müzikler ortaya çıkabilir. Ya mekanlarda canlı müzik oluyor atıyorum. Gittiniz bir mekana canlı müzik oluyor. Kalitenin yüksek olmasını mı istersiniz, orta seviye mi düşük mü? Tabii ki de herkes yüksek, yüksek olmasını, olmasını ister. Işte, tabii. Bunun için de biraz yatırım yapmak gerekiyor. Ama mekan sahipleri bu şekilde düşünmüyor. Onlar yatırım daha çok kar endeksi düşündükleri hı-hı, için. Evet, biraz öyle. Sebebi o. Peki müzisyenlerin ne yapması gerekiyor? Yani mesela şu an yeni başlayanların, başlayacak olanların düşünenlerin ama cesaretini... Yani tavsiye verin diyorsunuz. Hiç başlamamış birisine tavsiye ha, verin. Onlara da şöyle bir tavsiyem olabilir. Gitarı alıyorlar, bir ay çalıyorlar, derse gidiyorlar. Direkt şunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bunu hemen yapamazsın ki, ben 1,5 senede öğrendim. Evet. Yani o... Bir de... Sabır. Tamamen bu gitar işi, şarkı söylemek işi sabır. Ve eğitim kaynaklı bir iş. Günde ne kadar zamanını ayırırsan, günde atıyorum 1 saat ayırırsan, 1 senede öğrenirsin gitar çalmayı. Günde 5 saat ayırırsan, 5 ayda öğrenirsin. Öyle değil. Ama bir de şey, gitara küsmemek gerekir. Tabii ki yani de. Bir hafta çalıştın olmadı, küsmeyeceksin o kadar. Tabii ki de. Şey var mesela, erkeklere daha çok, yaz geliyor, bir ayda hemen gitar çalmayı öğreneyim, sahilde arkadaşlarıma hava atayım, ateş. Ha, kız yani tavlayayım mesela.
Onun gibi çok var böyle yani gitar öyle başlayıp da evet. bırakanlar. Evet. Bunlar aynı zamanda müziği ucuzlaştırıyorlar. Evet. Tabii ki de. Çok tehlikeli. Tabii ki de. Piyasada şu an gitar çalmayı bilmeyip, şarkı söylemeyi bilmeyip bir sürü benimle aynı paraları kazanan insanlar var. Bu da benim zoruma gidiyor açıkçası. Bu her yerde var mı biliyor musunuz? Yani işini iyi yapmayıp, işini evet. iyi yapanlardan daha iyi yerde ya da daha iyi paralar kazanan insanlar var. Ya evet. benimle aynı parayı kazanması bile zoruma giderken daha fazla parayı kazanmasını hiç tahmin bile edemiyorum ya. Ya sonuçta bunu yıllarca çalışan, yıllarca okulunda okuyanlar var. Evet tabii onlar... ki. Ya hani bana sorarsınız, eğitim aldın mı dersiniz, ben eğitim almadım. Benim gitarist bir arkadaşım vardı. Bir oyun, online oyun üzerinden tanışmıştık. İzmirliydi kendisi. Sahnesine davet etti beni. Ben de o zamanlar Aydın'da üniversite okuyordum. Gittim sahnesine dinledim. Bir güzel oturduk, sohbet ettik. Güzelce ağırladı beni. Hatta ev arkadaşımla birlikte gitmiştik. O benim gitarist dediğim arkadaşım. Neyse benim üniversite bittikten sonra biz bu arkadaşımla birlikte sahne yapmaya başladık. Tamamen bütün hani ne kattıysam kendime onun gösterdikleriyle, kendi çabalamamla yani bir nevi onun sayesinde kattım. Çabalamasaydım yine bir şey olmazdı ama gösterdi, aldım, çabaladım, yaptım. Ama çalıştınız. Tek eğitimim o, tabii ki de. Yani bir buçuk seneyle bırakmadınız, hala da çalışıyorsunuz. Tabii ki de, yaklaşık bir 6 senedir sahnelerde gitar çalıyorum. Askeriyede bile askerliğimde bölük komutanını nöbetlerinde gitar çalardım. Öyle mi kandırırdın onları? Buradan... Haberciydim. Bölük komutanının habercisi. Ben hemen size dönmek istiyorum. Buyurun. Şimdi bir dernekten bahsettiniz. Evet, Akdem'den. Akdem'i biraz tanıyalım, Manisalılar öğrensin, bizler evet, öğrenelim. Tabii ki. Faaliyetleriniz neler, gelecek için beklentileriniz, ne zaman kurulmuş? Oğlum yavaş yavaş. Hepsini yavaş yok aldım ben hepsini, depoya yükledim. O bayağı bir hazırlıklı gelmiş. Hazırlıklı gelmiş. Aslında hazırlanamadım biliyor musunuz? Çok acele yetiştim tam vaktinde geleyim diye. Biraz tamamen tecrübeler ve gördüğümü anlatacağım. Yok, biz hazırlandık. Siz terletmeyin. Zamanımız pek yetmeyecek ama biz hazırlandık siz tamam. terletmeyin. Şimdi Hakdem, Reyhan abi ve Kutlu Bey tarafından 2003 yılında kurulan Hayvanları Koruma Derneği. Aslında dernek işi boş zamanları değerlendirmek olarak değil de birilerinin hayatına ya da bir şeylerin daha da iyi olmasına yönlendirilmiş fedakarlıkları içeren bir topluluk olarak söylüyorum. Ben Reyhan abla da böyle söylüyor. Burada tabii süreklilik çok önemli. Bir kez gelip ya da iki kez gelip ya ben dernekteyim ve bunun sorumluluğunu alıyorum demek de şey olmuyor, hani kalıcı bir durum olmuyor. Herkesin yapabileceği büyük ya da küçük şeyler var. Aslında ön yargılı da olmamak lazım. Hani şunu yapar, şunu yaparım, bunu yapamam, yok vaktim var, işte gezmem var, ev işlerim var, oydu buydu derken ya sıkışmış bir kedi, yani arabanın içine sıkışmış bir kedi bile kurtarmanız dernek adına büyük bir nimet. Ve insanların biraz öz bilinci ve öz cesareti olması gerekiyor burada. Hani eyvah işte ne yapacağım falan, işte dernek bilir ya da şu bilir bu bilir değil. Kendimiz bir şeyler çabalayıp daha sonra bizimle iletişime geçebilir insanlar. Görmezden gelmemeli insanlar, bunu çok önemsiyorum. Bir gün ara sokağında, Burger King'in ara sokağında bir arabanın motoruna sıkışmış bir kedi vardı. Çıkartmak için yerlere yattım. Üstüm başım toz oldu. Çarşının ortasındayım. Hani o lokantayla karşı sevgi yolunun birleştiği köşe. Uzandım resmen. Hani herkes bakıyor ve geçiyor. Bakıyor ve geçiyor. Hiç kimse de bu kız ne yapıyor demedi. Daha İzliyorlar sonra, yani öylece. Çok güzel izliyorlar. Ya orada aslında bir ekip çalışması yapıp ya ben veteriner alayım, ya işte arabanın sahibini arayalım, ya kaputu kaldıralım, şöyle olsun böyle olsun. Tek başıma işte gittim, ekipmanları getirdim, almaya çalışıyorum. Ekip çıktı, Burger King ekibi çıktı. Daha sonra onlara çikolata alıp verdim. Bana yardım ettiğiniz için, bu da sizin hediyeniz falan diye. Sağ olsunlar, bir ekip çalışmasıyla hani orada hani ben dernek üyesiyim. Arayıp işte ya şöyle oldu böyle oldu deyip değil, elimden geleni yapıyorum. İşte Reyhan ablacığım şöyle bu böyle ne oldu? Orada hemen bir müdahale gerçekleşti. Arabanın sahibi arandı, geldi, kaput açıldı. İşte vatandaş da diğer vatandaşı yardım ederken gördüğünde hakikaten gaza geliyor. Ya ben de bir şeyler yapayım diyor. İşte burada yardımlaştık, ettik. Bu güzel bir deneyim oldu. Hem tek başınıza ya da yardımlaşarak bir şeyler yapabiliyorsunuz bir canlı için. Ağızları yok, dilleri yok. Biz bunu istiyoruz aslında insanlardan. Korkmasınlar ve çalışmalarımıza gerek maddi, gerek manevi olarak katılsınlar, destek olsunlar. Hakdem neler yapıyor?
Hakdem özgelilerine sahip olmak için bir pati çarşı etkinliğimiz var. Duydunuz mu bilmiyorum. Evet, Lale Salon'da Manisa'da. Arada Büyükşehir Belediyesi'nin evet. destekleriyle ufak bir çarşı kuruluyor. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bize verilen izinle zaten her çalışma valilik ve belediye izniyle gerçekleştiriliyor. Evet. Orada ayın 5 günü eşyaları topla kaldır derken 4 özgün. Orada ikinci el elbiseler, kıyafet olabilir. İşte bardaktan tutun kitaba kadar, işte flaş belleğe, kaleme kadar, çeyizlik eşyalara kadar. Özellikle sosyal medyada çeyizi vurguladım bu sene. Arkadaşlar gelin, toplaşıp gelin. Çeyizlik eşyaları ikinci el değildi tabii ki de. Vatandaş diyelim işte bir dükkanı var, kapatıyor. Eşyalarını bağışlıyor. Buyurun siz satın. Satışınızı hayvanların, özellikle sokak hayvanlarının. Çünkü sahipliler bir şekilde kendi ceplerinden onun tedavi masraflarını ve yeme içme masraflarını karşılıyorlar. Bizim daha çok dikkat ettiğimiz husus sokak hayvanları. Çünkü onlara sahibi yok biliyorsunuz. Evet. Var ama yok. Öyle söyleyeyim. Bu arada Hakdem irtibat numarası ekranda. Evet, Hakdem irtibat numarası için bizimle bağışlarınızı bize paylaşabilirsiniz. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Bizim değil, biz onların sözcüsüyüz işte sokak Peki, hayvanları için. Tam tersi olsaydı, yani insanlar hayvanlara muhtaç kalsaydı ne olurdu? Yani oraya... Tam tersi olurdu aslında, biliyor musun? Ha, şey olurdu. Ya biz yardım etmiyoruz ya, onlar yardım ederdi bize. Evet. Bu sefer şey olurdu, mesela yardım etmedi diyelim hayvanlar. İnsanlar da şöyle bir şey olurdu. İşte yardım istedik etmediler. Direkt dedikodu yayılırdı. Hayvanlar bu sefer kötü olurdu. İşte bizde yani... öyle var mesela, öyle bir şey var. Evet, doğru. Hakdem olarak bu Pati Çarşı'dan bahsedeyim hemen kısaca tekrar. Evet. Buraya dağıtım merkezlerimiz var, bizim toplanma merkezlerimiz var. Eşyalarınız olabilir, kıyafetleriniz, işte gitarını satmak istiyorsun, bağışlayacaksın getirip bize bağışlıyorsun ve oradan hem sosyal anlamda maddi imkanları olmayan insanlar için de bir alışveriş yapma özgürlüğü tanıyoruz orası için. Hem de gelirden toplanan paralar hayvanlar için harcanan tedavi ve masraflarına hep borç kaydediliyor. Belediyenin, ilçe belediyelerin bir bakım evleri, bakım merkezleri yok. Veteriner hekimlerin olduğu işte 24 saat açık. Bu konuda çok zorluk çekiyoruz. İşte İzmir'e gidiyoruz özel araçlarımızla. Ben mümkün mertebe götürmeye çalışıyorum ya da diğer gönüllüler götürmeye çalışıyor vakit müsaitliğinde. Bu hem vakit alan, yani hem maddi hem manevi bir yorgunluk oluyor. Belediyeden aslında en büyük ricamız da bu olabilir. Her ilçe belediyesinde bir veteriner hekimin ve yardımcılarının olduğu bir bakım evleri. En azından işte kuduz aşılarının yapıldığı, ilk müdahalenin yapıldığı, şimdi dedik ya onlar da bizim gibi kolu kırılana yani, ayrı müdahale, kalp krizi olana ayrı müdahale. Bunun için profesyonel işte hastaneler var, veterinerler var şeyde İzmir'de. Gidip yardım alıyoruz, borçlarımız yazılıyor. Daha sonra yaptığımız bu Pati Çarşı etkinlikleriyle ya da Ramazan etkinlikleriyle satışlarda elde ettiğimiz kazancı ya da sponsorların bağışladığı belli tutardaki paralarla o borçları kapatmaya çalışıyoruz. Yani bunu bir avuç insan yapmaya çalışıyor. Gecesini gündüzünü sergilerde hiçbir gelir elde etmeksizin orada gönüllü olarak çalışan insanlarla bu şekilde dernek faaliyetleri yürütülüyor. Gençleri aramızda görmek istiyoruz. Ya dedim ya, herkese bir görev düşüyor. Pati Çarşı'da en azından kıyafet katlarsın. İlla alışveriş yapmak zorunda değilsin. Yeri geliyor, orada çok güzel eşyalar da olabiliyor. Hani ikinci el diyorsunuz ama insanlar, bilinçli insanlar yıkayıp ütüleyip getiriyorlar. Tertemiz tabii. Eşyalar satılıyor. Herkesin faydası dokunur. Kesinlikle. Dokunur, hani orada eşya katlayabilirsin ya da kolileri bantlayabilirsin. Şöyle illa ikinci el eşya bağışla diye bir olay yok. Yırtık pırtık bezler var. Çöpe atma. Hani israf etme. Bizim mantığımız böyle aslında, biraz da dernek mantığı. Çünkü o bir bez parçası, bir gazete bile barınak için, barınaktaki hayvanların altlarına seriliyor. Orada engelli hayvanlarımız var. İşte kakalarını ve tuvaletlerini orada işte engelliyor bir nebze olsun ya da ıslaklıktan koruyor. Her şey değerli bizim için. Bunun için her türlü bağışını halktan rica ediyoruz. Belediyeden, ilçe belediyelerinden işte bu bakım evleri rica ediyoruz. Vatandaşlardan da yardım edebiliyorsa insanlar etsin ama yardım edemiyorsa da lütfen zarar vermesin. Yani zorluk çıkarmasın. Özellikle biz bu konuda çok sıkıntı çektik. Kendi evimiz olmasına rağmen işte köpeklerimizi ve bizi evimizden göndermek için imza toplayan sağ olsun komşularımız oldu. Hukuk mücadelemiz oldu. Özellikle ben yaşıyorum onun bir pitbull bakıcısı olarak. Evet, çok zorlu günler geçirdik. Pitbull beslemek gerçekten çok zor bu devirde. Evet. Yani insanlar yüzünden ya. İnşallah insanlar daha yüzünden. Çok yardımlarla büyüyoruz. Aslında bu işte hep şeyden kaynaklanıyor. Hor görüyoruz.
egodan kaynaklanıyor, kibirden kaynaklanıyor. Senin dışında bir insanın ya da bir canlının da varlığını kabul etmek insanların zoruna gidiyor. Bu da benim zoruma gidiyor aslında. Peki şey yapalım, siz son sorumu soralım size. Tabii. Kendinizi ilerleyen zamanlarda nerede görüyorsunuz? Müzik olarak sınırlarımı zorlayacağım sonuna kadar. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Şansımı deneyeceğim. İnşallah. Belki 40 yaşında, belki 45, belki 50. Tamam. Hayalleri olan insanlar hiçbir zaman yaşlanmaz bence. Pes etmez. Aynen öyle. Pes etmeyeceğim yani. İnşallah Allah hakkınızda hayırlısı nasip etsin. Peki siz ilerleyen zamanlarda kendinizi nerede görüyorsunuz? Çok güzel bir soru. Aslında iki yanım var biliyor musun? Hani bir yanım... akademiye devam etmek, işte akademik çalışmalar yapıp aynı zamanda iş hayatında olduğum ya puanlarımı alıp yerleşebilirsem üniversitede ya da başka iş imkanlarında. Bir yanımda sanatsal. Aslında böyle işte tiyatro, müzik, seslendirme. Seslendirme vay. Aslında. Amatör diyelim. Kendiniz yapıyor musunuz hiç? Kendim yapıyorum. İlhal Kütüphanesi'nde de 3 aylık bir çalışma tecrübem oldu. Orada anaokulu gruplarına kütüphaneyi ve kitap sarayı tanıtma başlıklı. Küçük minik 5 dakikalık işte 5 yaş grubu geliyorsa 5 yaş gruba ithafen orada bir seslendirme. İşte iki farklı kuklamız var. Perde arkasındayız. İlikli yumurayı falan heyecan yaşıyorum. Orada çok büyük çok heyecan yaşamıştım. Evet. Çocuk oyunlarında çocuk şeyleri İşte daha... ağzınızdan çıkan her kelimeyi orada düşünüyorsunuz, seçiyorsunuz. Nasıl desem şöyle olsa böyle olsa. Evet. Diyelim işte 8 yaş geliyor, 7 yaş geliyor. Onlara daha farklı bir bakış açısı. Bu yani, şekilde bir tecrübem oldu. Hobi olarak tiyatroya devam edebilirsiniz. İşte yani ikisi onu... birlikte çok zor o da doğru, gidiyor. Evet. Ya o alan ya bu alan. Evet. Bakalım peki, zaman ne gösterecek? Şey yapalım, oyunumuzu son bir kere daha devam edelim. Sonra sizle bir şarkıyla veda edelim. Tamam. Peki, olur mu? Olur. Bu sefer hangi kelimeler olsun? Bütçe. Yine zor yerden. Bütçe olsun. Bütçe. Şimdi bir kelime söyleyeceğim ama. Söyleyeyim mi? Kulağımı söyle oğlum. Şöyle. Yok. Kapitülasyon. Herkes alanıyla ilgili galiba değil mi? ben de Shakespeare diyeyim ya ben de. Sayıyla mı geldiniz buraya? Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Kapitülasyonlar başladı başlayalı. Geçmiyor günler Shakespeare'le. Bütçem yetmiyor bir gitar almana. Ne zaman zam gelecek bana? Peki bir istek parça mı yapalım burada? Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hemen toparlayalım. Son söylemek istediğim bir şey insanlara. Hatta ya da şey gençlere bir tavsiyede bulunsanız bu yazma konusunda. Yazma herhalde konusunda. Evet. Ben de bir genç yazarım. Her ne kadar sinir olur olmasa da kötü yazarlar yapıyorum. Estağfurullah tabii ki. Kısaca çok kısa bir tavsiyeler. Yazmanın insanda doyurucu tarafı iyileşmektir. İnsanlar üzüntüleri olduğu zaman yazmalı, sevinçleri ve hayalleri olduğu zaman yazmalılar. Gençler bence yazsın bunları. Hem unutmamak adına hayallerini ve gerçekleştireceklerini. Hem de bir terapi anlamında yazmak. Evet. Kimseye vermeseniz bile yırtıp atarsınız yani, ama iyileşirsiniz. Rahatlar. Eğer yazma yoluyla yola çıkıyorsa genç, sabırlı olması gerekiyor. Çok okuması gerekiyor. Şu aralar çok okuduğum söylenemez fakat okumak besliyor yazıları. Düşünmek besliyor. Biraz duru düşünmek gerekiyor. Yani görünenin arkasına geçip ön yargısız mutlu düşünmek gerekiyor. Mutlu düşünmeye çalışsınlar. Evet. Ve yaptıkları her işi her anlamda işte doğa, yazı, sevgi, iş, işini severek yapmaları gerekiyor. Ayak bileğimdeki bileklikte yazan şey şu sev yazıyor. Ve ben onu görmesem de olur ama bunu yaşamamız gerekiyor. Bunu yaşadığımız evet zaman her şey daha yapılabilir, oran yüksek oluyor, yapılabilir mi? Evet, bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Sizden hemen bir şarkı dinleyelim ve bitirelim. Hata bizde, her şeyi söylemişler, ne lazımsa şu sevdaya. Söz gümüşse, sükut altın demişler, el aç dua et Allah'a. Gurur aşkı koyar,
sanırsın ama zaman sabredip